Yeni videodan herkese merhaba. 5 milyon civarında nüfusa sahip olan, dünyanın çeşitli yerlerine yerleşen Ermeniler diasporayı oluşturur. Bu diasporalar 20. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de çoğunluk tarafından bilinmeyen, ancak aslen Ermeni kökenli olan ünlüler bulunmaktadır. Bu videomuzda sizler için Ermeni asıllı ünlüleri derledik. Ayhan Işık. Taçsız Kral lakaplı Türk sinema oyuncusu Ayhan Işık, 1929 yılında 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak Ermeni asıllı bir ailede dünyaya geldi. Devlet Bahçeli. 1 Ocak 1948 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğdu. Dedelerinin Şanlıurfa'dan göç ettiği Bahçeli'nin büyük anne tarafından kökleri Ermenilere kadar uzanıyor. Adile Naşit. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunun gerçek adı Adela Özcan'dır. 17 Haziran 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit, anne tarafından aslen Ermeni, baba tarafından Rum'dur. Ahmet Danyal Topatan. Gerçek ismi Danyal Bayri olan ünlü aktör, 1916 senesinde Mersin Tarsus'ta fakir bir Ermeni ailenin oğlu olarak doğmuştur. Karaoğlan filmlerinde canlandırdığı Camoka karakteriyle tanınan Danyal, ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda bırakarak seçimini Yeşilçam'dan yana yapmıştır. Seray Kaya. Kadın dizisindeki oyunculuğuyla adını daha geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu, anne tarafından aslen Ermeni kökenlidir. Hayko Çepkin. 11 Mart 1978 İstanbul doğumlu Ermeni asıllı şarkıcı, gençlik yıllarında kilise kadrosunda yer almıştır. Baba tarafından Yozgat Ermenisi olan Hayko Özel Getronegen Ermeni Lisesi'ni bitirmiştir. Toto Karaca. Gerçek adı İrma Felegyan. Türk opera ve tiyatro sanatçısı olan Toto Karaca, İran Ermenisi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İsmini Mehmet Karaca ile evlendikten sonra değiştirmiştir. Anadolu rock müziğinin kurucusu olarak bilinen Cem Karaca'nın annesidir. Cem Karaca'nın babası Mehmet Karaca ise bir Azeri Türküydü. Robert Hatemo. İlk albümünü 1997 yılında piyasaya süren Ermeni asıllı şarkıcı İstanbul Kumkapı'da doğmuştur. Robert Hatemo bir dönem Etiler Gece Hayatı'nın en tanınan isimlerinden biriydi. Anta Toros. 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu 1965 yılında ilk kez amatör olarak tiyatroya başladı. Aslen Ermeni olan Anto Toros, kendisi gibi oyuncu olan Misak Toros'la evlenmiştir. Bu evlilikten İrna Büyük Sakayan adında bir kızı vardır. Sami Hazinses. Türk sinemasının unutulmaz komedi sanatçılarından olan Hazinses, 1925 Diyarbakır doğumludur. Asıl adı Samuel Agop Uluçyan'dır. Ermeni kökenli oyuncu, sinemaya Kara Davut filmiyle adımını atmıştır. Ortans Kıvanç.
Bugüne kadar birçok sinema ve dizide oynayan Ortanz Kıvanç, Ermeni asıllı bir ailede dünyaya gelmiştir. Nubar Terziyan. Asıl ismiyle Nubar Alyanak Ziya. 1972 yılında rol aldığı Denizden Gelen Kız filminde oynadığı rolle çok sevilmiştir. Aslen Ermeni kökenli olan Nubar Terziyan, hayatının büyük bir kısmını Büyükdere'de geçirdi. Vahi Öz. Neredeyse hiç renkli filmde rol almayan oyuncunun asıl adı Vahi Ozinyan'dır. Türkiye Ermenisi olan Öz, liseyi bile bitirmeden kendini sanatın içine atmış ve tiyatro oyuncusu olmuştur. Ebru Şahin. Rol aldığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, 1994 doğumludur. Baba tarafından Aslen Tekirdağlı olan güzel oyuncunun anne tarafından Aslen Ermeni olduğu söyleniyor. Ebru Şahin şimdilerde ünlü basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Kamer Sadık. Yeşilçam'da daha çok Kamer Baba namıyla tanınan oyuncu, 1911 doğumludur. Aslen Ermeni kökenlidir. Nüfusa kayıtlı adı Kamer Sadıkyan'dır. Ani İpek Kaya. Usta oyuncu 1939 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Despina Rum, babası Ermeni, anneannesi Rus ve Rum karışımı, dedesi ise Arnavut göçmenidir. İstemi Betil. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Lazia karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Aslen Bulgaristan Deli Orman Bölgesi göçmenlerinden Ermeni asıllıdır. Kenan Pars. O bir dönem Yeşilçam filmlerinin sert mizaçlı karakterlerini canlandırdı. Asıl adı Kirkor Cezveciyan'dır. Ermeni kökenli oyuncu askerliğini Balıkesir'de yapmıştır. Kendi tabiriyle gayrimüslim olduğu için eline silah yerine kazma kürek verdiler. Şevval Sam. 1973 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu ve şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Ermenileri desteklemesi, albümlerde Ermenice şarkı söylemesi dikkat çekmişti. Ses sanatçısı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam'ın köklerinin Ermenilere kadar uzandığı söyleniyor. Ayrıca ünlü oyuncu bir röportajında çocukken matematiği Ermeni hocası sayesinde sevdiğini söyledi. Fethullah Gülen. Gülen Harekatı lideri, eski imam Fethullah Gülen, 2016 yılında kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kurucularından biriydi. Erzurum'un Pasinler ilçesi Korucuk köyünde doğan Gülen'in babası Aslen Ermeni, annesi ise Yahudidir. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer videomuzu sonuna kadar izlediyseniz, ekranda çıkan diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşça kalın. Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators.